Buyurun efendim. Sorum olacak. Şimdi estağfurullah. İnnallâhe me'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir ayetinde. Yani kulunun sabrettiği esnada o sıkıntıyı Allah kendisine de yazıyor mudur? Yani kulunun sabrettiği esnada o sabra kayıtsız kalmayan merhametinden dolayı kendisine de bu sabrı yazıyor mudur Allah-u Teala? Böyle bir sevap şey olarak mı? Yok, hayır hocam. Mesela kulla birlikte o da o sıkıntıyı kendisine yazıyor mudur Cenab-ı Allah? Kuluyla birlikte olmasını nasıl anlamalıyız? Allah da o esnada kulla beraber sıkıntı çekiyor gibi mi? Gibi düşünüyorum. Evet. Ya biz, ben öyle anlamıyorum. Allahu ma'as sabirin, yani maiyet demek Allah sabredenlerle beraberdir. Yani Cenab-ı Hak diyor ki yalnız değilsin, ben sana, senin tarafındayım, sana yardım ediyorum, seninle beraberim. Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti lütuf olarak anlıyor. Yoksa hani sen hapse girdin, ben de seninle beraber kendime hapis cezası yazdım, ben de sıkıntıyı seninle... Cenab-ı Hak açısından bu muhal zaten. Yani bu Allah şey anlamında sormuştum hocam. Mesela bir hastayı ziyaret et, hani öyle bir şey var. Rivayet var. Yani. Rivayet beni var. Ziyaret, yani ben hastaydım, beni ziyaret etmedin gibi. Evet. Aslında nasıl ben seni ziyaret ederim? Oradan bağlantılı olarak aklıma geldi de sizden öğreneyim diye sordum. Yani gerek okuduğunuz rivayetlerin anlamını, gerek bunun anlamını, yani Allah Azze ve Celle ile bu etrafımızda yaşadığımız hasta, yardım, birilerine, garibana yardım etme ve diğer bütün olayları Cenab-ı Hak ile ilişkilendirmeye dönük bir anlama biçimi bu. Yani söz gelimi Müslim'de geçen bir rivayet dün akşam ki derste konu olmuştu. Adam bir yerde birini ziyarete gidiyor başka bir şehirde. O kimseyi de Allah için sevdiği birisi, başka da bir gayesi yok. Cenab-ı Hak diyor ki, Allah Azze ve Resulullah haber veriyor, diyor ki Allah Azze ve Celle şehrin girişine bir melek gönderdi. Adamın önünü kesti, dedi ki bunu niye ziyarete geldin? Sevdiğim için dedi. Niçin seviyorsun? Dedi ki Allah için seviyorum onu. Yani sebep Cenab-ı Hakk'ın kendisi. Başka hani onda sana yarar bir ticaret, başka bir beklentin vesaire yok dedi. O zaman Cenab-ı Hakk'ın sana haberini ulaştırayım ki Allah da seni seviyor. Çünkü sen bu işi ondan ötürü yapıyorsun. Dolayısıyla biz hangi iş ve işlemi, hasta ziyareti olsun, hatta kendi çocuğunu sevip okşaması olsun, hatta Resulullah eşiyle buluşmasını da buna dahil etti. Eğer Cenab-ı Hak üzerinden köprüleniyorsa, kulun bakış açısında, bunu Rabbim bana verdi. Dolayısıyla onun bana sunduğu, verdiği yemekten tut, içmekten, gıdadan, evlat sevgisine, hepsini Cenab-ı Hakk'ın lütfu üzerinden kul hissedip yaşadığında minnetini Allah'a döndürebiliyorsa bunların hepsi birer ibadete dönüşüyor. Hatta sahabiler şaşırdılar, yani adam eşiyle buluşuyor, bir de bundan sevap mı kazanacak diye. Ama bu bakış açısıyla her şey sevaba dönüşüyor. Marketten aldığı, yani bir aralar ben bunu kendimde yerleşik kılmaya çalıştım ama unutuyoruz bir süre sonra. Yani daha raftan alırken, bunu evdeki çoluğa çocuğa gönderirken Cenab-ı Hakk'ın sana gönderdiği ve senin de aracılık ettiğin bir şey olarak düşünüp bir de ayrıca Allah'ım, yani hem parasını gönderdin, hem çoluk çocuğu verdin, hem de şimdi bunları alacağım, girişte beni güzel karşılayacaklar, ne büyük saadet bana yaşatıyorsun. Bilincinde olduğunuz zaman arasının hepsi kesintisiz Allah'la ilişkilenmeye ve sevaplı olmaya başlıyor. Ama bu düşünceden çıkıp da seküler bir dünyanın içerisine girdiğinizde, ne parasını öderken bunu hissettiğinizde, ne raftan alırken bunu, o raflar boş da olabilirdi. Ne eve gittiğinizde çocuklar kapıyı açarken, evde o çocuklar olmayabilirdi, yalnız da olabilirdi. Eğer Allah Azze ve Celle ile olan bu temelden ilişkisini göz ardı etmişseniz, o zaman yani cehenneme hoş geldiniz demektir. Bunların hepsi bile size asla zevk vermeyecek. Hepsinden ayrı sıkıntı çekeceksiniz. Çünkü nimetin kendisi değil zevkli olan veya zevke dönüşen yanı, nimetin Allah'tan olduğu bilincidir. Kulda zevk oluşturan, haz oluşturan. Çünkü muhabbetin kaynağı da, hazın kaynağı da Allah Azze ve Celle'dir. O sağlar kula bunları. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Razı olsun. Dolayısıyla ilk sorunuza dönecek olursak, bu sefer Cenab-ı Hak madem ki sabreden onunla beraberdir, bu kez o, yani normalde başkalarını atıp zindanda sıkıntı çektirirken, o ona hazza dönüşebilir. Hoş vakteke dönüşebilir.
Yani çünkü niye Cenab-ı Hakk'ın maiyetiyle artık paradigma değişmiştir. Yani o ortamdan zevk alabilir, neşe alabilir, kitaplar okuyabilir. Cenab-ı Hak ona araçlarını da hemen eline sağlayabilir. Çıktığında dışarıdakiler bakmışsın saçları ağarmış olabilir. O içeriden simsiyah çıkmış olabilir. Ya millet dışarıda dert çekti, sen içeride. Yani bu nedir bu durum? Ben bazen böyle İsrail hapishanelerinden çıkarıyorlar. Arada bir yerden bir yere giderken bile mesaj vermeye çalışıyor, zafer işareti yapıyor falan. Şaşırıp kalıyorum yani. Diyorum bu nasıl bir şey yani? Adam 40, 50, 60 yıllık mahpusluklar, hangi güçle bir insan bunun altına? Bizi iki gün nezarete atsalar demoralize oluruz yani. Demek ki vallahu ma'as-sabirin işliyor. O yüzden şair diyor ya, pencereyle ilgili, dünyaya kapalı, Allah'a açık diyor.